أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbim, dünya Müslümanlarına onuru ve izzeti öğreten Gazze'li Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim en yakın zamanda zafer, nusrat müyesser eylesin. Bizi de ona şahit kılsın. Müminun suresine Rabbimizin ayetleriyle birlikteyiz. Bir önceki derste inkarcı kavimlerin peş peşe gönderilmesi, kendilerine peygamberlerin peş peşe gönderilmesi sürecinde İnkar ve yalanlamayı nasıl yaptıkları ve nasıl helak edildiklerine dair kısa atıflarda Rabbimiz bulundu. Sonra Musa Aleyhisselam'a ve İsa Meryem'e atıfta bulundu. Allah Teala onları hatırlattı. Ve sonra insanlara, bizlere, ilk muhataplara ve son muhataplara şunu hatırlattı. Okuduğumuz son ayet-i kerimede. İnsanlara mal mülk vermenin, insanlara imkan sunmanın, onların hayrına olduğunu zannetmelerinin büyük bir yanılgı olduğunu hatırlattı. Allah'ın insanlara mal, mülk ve imkan vermesi, onlara yapılan iyilik anlamında olmadığı gibi, mal ve mülkten ya da imkanlardan yoksun olmaları da, onların iyi olmadığı, hayır yolunda olmadığı anlamına da gelmediğini ifade etti. Ve onların yanıldıklarını, böyle düşünenlerin yanıldıklarını, İşin son nereye varacağının farkında olmadıklarını bize hatırlattı. Peki, hayırda yarışanlar, Allah'ın iyilik yaptığına dair şahitlikte bulundu ve bize bildirdiği kişiler kim? Madem sadece mal ve mülk imkan sahibi olmak farklı bağlamlarda gündeme getirilen şekliyle, bu da ayrı bir bağlam. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn. Kimdir onlar? Rablerine duydukları saygıdan dolayı korkanlar. Rablerine duydukları saygıdan dolayı korkanlar. Herhangi bir korkulacak varlıktan korkmak gibi değil bu. Sadece saygıdan dolayı, onun sevgisinden mahrum olma korkusuyla korku bu. Vellezîne hum biâyâti rabbihim yu'minûn. Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Ve onlar ki hiçbir şeyi ya da hiçbir kimseyi, burada ne kimse var ne şey var, ikisi de aynı kapsama gider. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi de Allah'a ortak koşmayan kimselerdir. Bağlamı bitireyim. 60. ayet. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Rablerine nasıl bir halde dönecekleri konusunda korku içerisinde, Allah'a nasıl döneriz korkusuyla verdiklerini kalpleri ürpererek verenler. Herkes verebilir. Her verenin ya da her verilenin, her vermenin aynı kategoride olmadığını hatırlatan bir cümle bu. Nasıl verecek? Rablerine nasıl kavuşacağına dair ciddi bir endişe taşıyacak ve verdiklerini kalpleri ürpererek verecek. Ulaike işte bu sayılanlar kimdir bunlar? Yusari'une fil hayrat ve hum leha sabiqun. Hayırlarda yarışan, iyiliklerde yarışan işte bunlardır ve herkesi geçecek olan sabiqun denilen, herkesi geçecek olan da işte bu özellikleri taşıyanlardır. Bu özellikleri Kur'an-ı Kerim'in çok farklı ayetlerinde
Hatırlatır elbette. Burada dikkatimizi çeken, benim de bazen farklı işaretlemelerle işaretlediğim zaman bilin ki orada bir önemli nüans var, önemli bir fark vardır. Şimdi ayet-i kerime de ilginçtir. Onlar ki Rablerine iman ederler, aynı özelliği devam ettirirken bir de diyor ki hiç kimse ve hiçbir şey Allah'a şirk koşmazlar. Yani Allah'a iman ettiği halde, Allah'a inandığı halde Allah'a şirk koşmak mümkün mü? Bu toplumun tevhid ve şirk konusunda gerçekten bilgisizliğini yansıtan tablolardan bir tanesidir bu. Kur'an'ın tevhidden bize sunduğu şeyle, Kur'an'ın şirk olarak bize sunduğu ve tanımladığı şeyle, Müslümanların genel anlamda, istisnalardan bahsetmiyorum ama genel anlamda, Müslümanların şirke yaptığı tanım arasında uçurumlar var. Uçurumlar var. Bizde şirk dendiği zaman Mekke putperestlerinin puta tapması akla gelir. İlk etapta, ilk başta. Belki doğrudur ama ciddi bir eksikliktir. Şirkin küçücük bir parçasıdır bu. Puta tapmak. Şirkin kelime anlamında. Yani Kur'an'ın şirk olarak tanımladığı eylemde, davranışta, düşüncede puta tapma tanımı yoktur. Bir insanın müşrik olması için puta tapıyor olması gerekmez. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bir insanın müşrik olması için Allah'ı inkar etmiş olması da gerekmez. Tam tersine bir insana müşrik diyebilmeniz için, bir insanın müşrik kategorisine olabilmesi için Allah'a iman etmiş olması lazım. Tabii. Allah'a iman ettiği halde bir başkasını Allah'la eşdeğer tutan kişinin adı müşriktir ve bu eylem şirktir. Allah'ı tanımayana müşrik denmez, kafir denir. Allah'a iman etmeyene müşrik denmiyor. Mekke müşriklerinin Allah'a iman etmeleriyle birlikte başka varlıkları Allah yerine sözü dinlenecek değer gördükleri varlıklar olarak görmeleri nedeniyle onlara müşrik denmiştir. Yoksa sadece puta tapma anlamında değildir. Onun için burada bir insan iman ediyorsa zaten bu insanın şirk koşma ihtimali yoktur, değil mi? O bize göre. Ama Allah'a göre nasıl? Onlar hem Allah'a iman ederler, Rablerinin ayetlerine iman ederler, hem de Allah'a şirk koşmazlar. Bu sanki lüzumsuz bir cümle gibi değil. Değil tabii ki. Mesela Yusuf suresinin 106. ayetini okuduğunuz zaman ürperiyorsunuz, ürperiyoruz. Ne diyor Allah Teala o ayet-i kerimede? وَمَا يُؤْمِنُ اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. İnsanların bir kısmı değil. İnsanların çoğu Allah'a ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Korkunç bir şey bu. Evet, yani bir tarafta Allah'a iman olacak. Hatta bazen bu imanın gereği ameller de olacak. İbadetler de, kulluk da olacak. Ama aynı zamanda da beraberinde şirk de olur mu? Elbette olur. Şirkin tanımlanabilmesi için illa da şirk yapan ya da şirk koşan, şirk eyleminde bulunan kişinin şirk koştuğunu ilan etmesi gerekmiyor. Haddi zatında Zümer suresinin hemen girişinde, küçük En'am suresi diyebiliriz buna, tevhidden ve şirkten en yoğun bahsedilen sure olması hasebiyle. Zümer suresinin hemen 3. ayeti. Ela lillahi dinul halis. Saf din, hayat tarzı Allah'ın belirlemiş olduğu dindir, hayat tarzıdır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَا Allah'ın yanı sıra, Allah'tan başka kelimesi değil bu sadece. Genelde çeviri bu şekilde yapılınca, yani Allah bir tarafa, başkaları bir tarafa, öyle değil. Allah'ın yanı sıra, مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah var, Allah'ın yanı sıra, yani kenarında, sağında, solunda, altında ama bir şekilde Allah'ın yanı sıra. Ne yaparlar? Veli edinenler. Ne diyorlar biliyor musunuz? مَا نَعْبُدُهُمْ İlla liyukarribuna ilallahi zülfa. Biz bu Allah'ın yanı sıra tapındığımız varlıklara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk yapıyoruz. Ne güzel bir samimiyet, değil mi?
Sözüm ona. Allah devre dışı değil ki. Tapınılan varlıklar bile, Allah gibi değerlendirilen varlıklar bile onları Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kendilerine kulluk yapılıyor. Şirkin mantığında, bakış açısında bu var. Müslümanların bu dersi çok iyi çalışması lazım gerçekten. En büyük problemimiz de bu. İnsanlar iman ettiğini zannediyor, öyle sanıyor, öyle düşünüyor. Ama haddi zatında Kur'an'la sağlamasını yaptığı zaman hayatın içerisinde şirkin karışmadığı bir taraf neredeyse yok noktasına geliyoruz. Bir uç nokta olması hasebiyle daha önce hatırlattığımı hatırlıyorum ama yeniden gündeme gelmesi hasebiyle şirk, bakın Allah Resulü'nün tanımında, Allah Resulü'nün sözlüğünde, lügatinde şirkin enteresan bir tanımı var. Enteresan bir şirk türü var. Ne diyor biliyor musunuz? Bir kişinin namaz kılarken başkaları kendisini görüyor diye namazını güzelleştirmesi şirkin bir türüdür. Namaz kılmamaktan bahsetmiyor. Buyurun ne yapacağız şimdi? Namaz kılarken birileri kendisini görüyor diye namazını biraz daha müttaki bir namazına dönüştürdü. Niye? Görülüyor diye. Bu Allah Resulü'nün tarifiyle, tabiriyle şirkin bir türüdür. Dolayısıyla şirk hayatın her tarafında, yani Allah Resulü Müslümanlara son tavsiyelerinden bir tanesiydi aleyhissalatü vesselam. Ben sizin adınıza puta tapmanızdan korkmuyorum. Sizin puta tapacağınızdan endişem yok. Fakat küçük şirke düşeceğinizden endişem var, korkuyorum. Eşşirkul asgar. O ne ya Resulallah dedikleri zaman? Gösteriş dedi. Bir işi yaparken başkası ne der diye yapma düşüncesi. Başkasını razı etme, memnun etme düşüncesi. Buna tribünlere oynamak mı dersiniz? Vitrin Müslümanlığı mı dersiniz? Ne derseniz deyin yani. Bu Allah Resulü'nün tarifiyle küçük şirk. Yani niye küçük? Hadis zatında öbürü büyük, burası küçük. Elbette fiziki anlamda bu değil. Yani insanların önemsemediği, şirk olduğunu hiç zannetmediği tür şeylerdir bunlar. Bir iş yapacak bir Müslüman, onu herkese duyurmak zorunda kalıyor. Ne bu? Allah Resulü'nün tarifi bu. O yüzden şimdi biraz daha iyi anlaşıldı mı? Onlar ki Allah'ın ayetlerine, Rablerinin ayetlerine iman ederler ama aynı zamanda da şirk koşmazlar. Şirk koşmazlar. Evet, bu her zaman insanların önünde bekleyen ciddi bir tehlikedir. Çünkü her an böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Dolayısıyla şunu da söyleyelim. Şirkin geçerli olduğu, şirkin söz konusu olduğu alanlar yaratma ve öldürme alanları değildir. Şirk bu alanlarda geçerli değil. Hiçbir müşrik, tarihte hiçbir müşrik yaratıcılık ve öldürme noktasında şirk koşmamıştır. Putperestlik yok yani. Bu anlamda böyle bir düşünce yok. Peki şirk hangi alanda geçerli? Fayda ve zarar verme konusunda. İnsanların fayda ve zararı konusunda şirk devreye girer. Dolayısıyla Allah'ın sadece ben yaparım diye bize bildirdiği bir işi, sadece bana aittir dediği bir işi bir başkasına, bu başkası Muhammed Aleyhisselam da olabilir. Uç noktayı söyleyeyim ki ötesi olmasın. Allah'ın sadece yaparım dediği şeyi siz bir başka insanın da yapabileceğini düşünüyorsanız ya da düşünenler varsa bunun adı şirktir. Tarif bu. Fayda ve zarar verme konusundadır. Allah rızık veren benim sadece. Başkası yok. Rızka ortak kabul edildiği zaman bu durum ortaya çıkar. Şifa veren benim.
şifayı başkalarının verdiğini düşünmek, evet Allah'a ortak koşmaktır. Allah gibi görmektir çünkü onu. Onun için iman eden, hatta kulluk yapan ibadetinde de samimi olduğunu zannettiğimiz insanların birçoğunun aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldığını maalesef görebiliyoruz. Rabbimiz hatırlatıyor bize. Gerçekten hayırda yarışanlar olmak isterseniz, Allah'ın iyi kullarım dediği, sabikun dediği, öne geçenler diye nitelediği kesimin içerisinde birer fert olmak mı istersiniz? O zaman imanı saflaştırmak lazım. İçerisine şirkin hiçbir türünü karıştırmamak lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bu anlamda da bir dua öğretir. Ya Rabbi, bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştuğum şirklerden dolayı da bağışlanmanı dilerim. Basit bir duadır bu. Bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden yaparsam bunu bağışlanmanı, istiğfarını dilerim demeyi bize öğretir. Ve aynı şekilde bu sabikun olanlar, yani hayırda yarışan, herkesi geçecek, öncü olan, yani ipi göğüsleyecek olanların bir özelliği de infak. Ama nasıl infak? İnfak ederken elleri titreyerek değil, kalpleri ürpererek infak eder. Bizim Anadolu atasözünde elleri titreme derler, öyle değil. Kalpleri ürpererek infak eder. İnfak ettiği zaman da, verdiği zaman da Rablerinin huzuruna nasıl varacaklarına dair endişeyi de taşırlar. İnfak ettim, amelimi düzelttim, Allah'ın istediği şekilde ibadetlerimi de yaptım. Ya ben cennete girmesem ya da falan cennete girmese kim girecek? Yok öyle. Allah Teala o endişeyi de taşımak gerektiğini hatırlatıyor bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onun seçkin ashabı, Kur'an'ın ilk öğrencileri, Allah'ın ayetlerini okudukları zaman ürperti içerisinde, tüyleri diken diken olacak şekilde Kur'an okurlar ve Kur'an okurken de kendilerini tutamazlar. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imamlığa geçmesini Allah Resulü tavsiye ettiği zaman Ayşe annemiz babasının geçmesini istememesinin nedeni de bu. Okumaya başlar, ondan sonra ağlamaya başlar. Kur'an okumaya başlar, sonra ağlamaya başlar dedi. Derdi ne? Bir endişesi mi var yani? Yok. Allah'ın huzuruna nasıl varacağına dair bir endişe taşır Müslümanlar. Allah Teala Furkan suresinde, Allah nasip ederse okuduğumuz takdirde iki sure sonra karşımıza çıkacak. Furkan suresinin son bölümünde İbadur Rahman, Rahman'ın kullarının özelliği anlatılır. Onların özellikleri anlatılırken mesela der ki, işte cahillerle karşılaştığı zaman onlara selam derler. Selam deyip geçmek yok, selam derler. Yani İslam'ı anlatırlar. Sonra geceleri Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Ama buna rağmen der ki 65 ve 66. ayetler, وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Rabbimiz derler. Bakın bu kadar ibadeti ve kulluğu hayatına yerleştirmiş olmalarına rağmen Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır ne olur. Çünkü onun azabı gerçekten perişan edicidir. Darmadağın edicidir. اِنَّهَا سَاَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. O gerçekten çok kötü bir makam. Çok kötü bir barınak yeri derler ve demek zorundayız zaten. Hayat devam ediyorsa, neden bunu söylüyorum? Çünkü hayat devam ediyorsa, yaşıyorsanız bugün çok iyi müttaki bir Müslüman, seçkin bir Müslüman olabiliriz. Ama hala nefes alıp veriyoruz, yarın ne olacağını bilmeyiz. Nice insanlar vardır, dün Müslümandı bugün kafir olarak gittiler. Allah Resulü'nün ifadesiyle sabah Müslüman, akşam kafir olarak gitti veya tersi. Onun için hiçbir şey garanti değil bu anlamda, o endişeyi taşımak lazım. Benim de yakinen tanıdığım
muhterem rahmetli babamın da aynı zamanda hocası icazet vereni, hastanede son demlerini yaşarken şahit olan anlatıyor. Yani o artık yavaş yavaş gidecek belli. Yani gideceğini nereden biliyoruz? Ya vefat etti ondan sonra çünkü. Yoksa öncesinden bilinen bir şey değil de. Diyor hocada bir telaş var. Hocanın hayatında Allahu alem hiçbir yanlış yok. Yani bir sahabeyi, çağdaş bir sahabeyi tanımlamak ya da göstermek isterseniz onu gösterebilirsiniz. Bu böyle bir insan. Ama diyor hasta yatağında bir telaş diyor, bir kalkıyor, bir oturuyor, bir namaz kılıyor, bir teyemmüm alıyor, bir şey yapıyor. Dedim Seyda hayırdır? Ya diyor ben öleceğimi biliyorum da diyor. Öldükten sonra Rabbim beni nasıl karşılayacak onu merak ediyorum diyor. Siz merak etmiyor musunuz? Acaba Rabbimiz bizi nasıl karşılayacak? Herhalde burada bulunuşumuzun nedeni Rabbimizin bizi güzel karşılama ümidinden başka bir şey değil elbette. Allah Teala istikamet üzere kılsın. Bu endişeyi hayatımızın Allah'ın rızasına uygun olması ne kadar mükemmel olursa olsun o endişeyi bıraktığımız andan itibaren işimiz biter. Bugün Gazze'deki Müslümanların ölümü öldürmelerinin esprisi de budur. Allah'a kalbi selim ile varma noktasında teslimiyetleri, yani her an canımızı vereceğiz ama Allah'ın razı olacağı bir ortamda verelim düşüncesinden başka bir şey değil ki zaten. Dünyanın hangi değeri bu kadar cefa çekmeye değer? Hiçbir şey. Ancak Allah'ın rızası ve cennet. Onun için bu anlamda da infak eden Müslümanlarda da iman edenlerde de infak ederken bu endişeyi taşımak zorundadır. Rabbimiz İnsan suresinde, diğer ismiyle Dehr suresinde Allah'ın azabından emin olmayan bir Müslüman özelliğini daha anlatır. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَاَس۪يرًا Miskine, yoksula, yetime ve esirlere yedirirler. Allah için yedirirler. Sonra da اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Biz bunu sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Bu yedirdiğimizin karşılığı olarak ne bir ödül istiyoruz, ne de bir teşekkür. Ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir teşekkür. Teşekkür de isteyemez. Sonra اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْتَرِيرًا Çünkü biz o suratları asmaya neden olan, suratların asmasına neden olan, azabı pek çetin olan o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız derler. Bu eylemi yaparlar ama aynı zamanda bu endişeyi de taşırlar. Okuduğumuz Mü'minun suresinin bu 60. ayetindeki ifade de herhalde bize bunu hatırlatmış olacak. Ayşe annemiz Mü'minun suresinin bu 60. ayetini Allah Resulüne sordu. Yani kalpleri ürperti içerisinde infak ederken bunu yaparlar. Rablerine nasıl dönecekleri konusunda endişe taşırlar. Bunlar kim? Bunlar içki içen ve hırsızlık eden fakat buna rağmen bu sırada Allah'tan korkan kimseler midir der Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Allah Resulü diyor ki hayır. Ey Sıddık'ın kızı. Aksine onlar namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren ama buna rağmen bu yaptıklarının kabul edilmeyeceği endişesiyle Allah'tan korkan kişilerdir. Ya kabul edilmediyse, ya içerisinde farklı bir amaç karıştıysa, bunu söyledi Allah Resulü ve sonra Mü'minun suresinin 61. ayetini okudu. İşte bunlar hayırda yarışan ve herkesi geçenlerdir. Hasan el-Basri, tabi'in müfessirlerinden büyük alim, mümin Allah'a itaat eder ama yine de ondan korkar, sevgisini kaybetme korkusu. Münafık ise
Allah'a isyan eder, isyan etmesine rağmen de ondan korkmaz. Enteresan bir tanım, enteresan bir tanımlama bu. Mümin itaat etmesine rağmen Allah'tan korkuyor. Münafık ise isyan etmesine rağmen Allah'tan korkmuyor. Bu özelliği çarşılarımıza, pazarlarımıza asmak durumundayız herhalde. Evet, sabikundur bunlar. Allah bizleri, hepimizi, sizleri onlardan eylesin. Onu onlardan eylemeyi hak ettirecek amelleri de işlemeyi lütfetsin inşallah. Vakıa suresinde Allah Teala bu sabikundan da bahsederken hep öne geçenler var. Biraz daha geride duranlar var mı ki? Var tabii. Öne geçenler var. Çok çok geride duranlar da var. Üç sınıfsınız diyor. وَكُنْتُ مَزْوَاجًا ثَلَافَ Üç sınıfsınız. Üç gruba ayrılacaksınız. فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Uğur ehli. Ahiret mutluluğuna erenler. Ne mutlu kimseler. وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Bunlar da أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Mutsuz kimseler. Uğursuzluk ehli. Hani Türkçe'de de şom ağızlı diyoruz ya. Arapçadan bize intikal eden bir kelime. Şom ağızlı yani uğursuz ağızlı anlamında. Ashabul meş'eme. Cehenneme girmekten daha uğursuz bir şey yok ki zaten. Ne mutsuz kimseler bunlar. Ama arkasından diyor ki vessabikun es-sabikun. O ileri geçenler var ya, ipi göğüsleyenler. Ulaikel mukarrabun. İşte bunlar Allah'a yakın olanlardır. Allah'a yakın olanlar bunlar. Ashabul yeminin daha ilerisinde. Ashabul yemin de evet ne güzel ama bunlardan daha öte var mı? Elbette var. Dolayısıyla karşılıklar da aynı şekilde. Nasıl ki cehennemde tabaka tabaka, cennette de elbette tabaka tabaka. Bu surenin başında bunu hatırlamıştık. Cennetin merkezini, en kıymetli yerini yani Firdevs'i isteyin isteyeceğiniz zaman mütevaziliğe gerek yok. O mütevaziliği dünya hedefleri için kullanalım demiştik. Dünyevi nimetler konusunda mütevazi olalım. Yani şununla yetinelim, az olsun yetinelim. Tamam güzel ama cennetle cennetin ortasını hedefleyelim. Böyle kenardan köşeden bize bir yer versin yeter, başka bir şey istemiyoruz değil. Müslüman bunu söyleyemez zaten, söylememeli de. Evet. Sonra Allah Teala bu özelliklerin çok mu zor olduğunu düşünüyorsunuz dercesine. Yani bunları elde etmek acaba imkansız gibi bir şey insanın takatını aşar mı? Hayır. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiç kimse gücünü yettiğinden fazlasını yüklemeyiz ki. Biz insana bir şey emrettiysek mutlaka gücü yeten bir şeydir. Onu emrederiz. Ve ledeyna kitabun yantiku bil hak. Katımızda kendi yanımızda da hakkı söyleyen bir kitap var. Ve hum la yuzlamun. Ve hiç kimseye de haksızlık yapılmayacaktır. Hiç kimseye o gün haksızlık yapılmayacaktır. Kardeşler zor amel yok aslında. Nefse zor gelen amel vardır. Doğru. Amel zor olmaz. Nefse zor gelen amel olur. Kolay yapılan kötülük de yoktur. Nefse kolay gelen kötülük. Bu insanın kalbinde taşıdığı imanla alakalı bir durumdur bu. O iman oranında, o imanın güçlü olup olmaması oranında kötülükler kolay ya da zor, iyilikler kolay ya da zor olabilir. Bir Müslüman ölüme gideceğini bile bile bayrama gider gibi, şenliğe gider gibi cennetin kokusunu hissediyorum dercesine giderken o düşünce nasıl bir düşünce? Öbürü de iki rekat namaz kılmaya gidiyor, sanki ölüme gidiyor gibi gidiyor. Fark bu. Birincide iman onu götürüyor, öbüründe İmanla beraber başka etkenler var da ayakları bir türlü tam gidemiyor. Zor, çok zor. Bir Müslüman için mesela namazını hani insan hali, beşer halidir. Tuhaf bir örnek olacak ama namazını kaçırdı. Bir namazı kaçırdığı zaman Müslüman ne kadar zorlanması lazım ya. Yani o gün kara bir gün olarak hayatında ilan edilmesi lazım.
Basit bir şey değil. Namazını terk etti diye. Namazı ifade etti diye de sevinç duyması lazım. Hacca giden Müslümanlar, başkası 5 kuruşun hesabını yaparken bu milyonlarını Allah yolunda sırf ibadeti yapmak adına sarf ediyor, harcıyor ve dönüyor. Şikayet etmiyor kimse ve zevk alıyor bundan. Niye? İmanı onu gerektiriyor çünkü. Dolayısıyla zor amel yoktur. Nefse zor gelen amel olur. O nefsi terbiye ettiğiniz zaman hiçbir şey umursamaz ki. Kötülük de aynı şekilde. Evet, kolay bir kötülük yok ki. Nefis terbiye edilmediği zaman bütün kötülükleri işlemek gayet kolay gelebilir. Mesela infak etmek, Allah için yollarının kesişme ihtimali olmayan, yolları kesişme ihtimali olmayan bir insana ya da bir topluma, bir gruba yardım ediyorsunuz. Hiçbir menfaatiniz yok. Hatta görmüyorsunuz. Bunu yapabilmek iman gerektirir. Başkaları için ama zor. Yani başkasının cebindeki parayı almanın hesabını yapıyor. Müslüman da cebindeki parayı başkasının cebine koymanın hesabını yapıyor. Bu kadar fark var. Yalan söylemek bir Müslüman için olmaz. Her türlü kötülüğün yapılabileceğini anlatır Allah Resulü. Bir Müslümanın hayatında beşer olarak olabilir diyor. Ama yalan olmaz. Mümin için yapılması en zor şey yalandır. Bakın zinadan da, içkiden de, başkasından da daha ağır bir günahtır yalan. Onun için diğerleri için kolaydır da ama bir mümin için yalan kadar, yalan söyleme kadar zor bir şey yok. Dolayısıyla bu anlamda Allah'ın yüklemiş olduğu yükümlülükler, sorumluluklar, amellerin hiçbirisi zor değil aslında. Sadece nefse zor gelir. Bu ifadeyi biz genelde yatsı namazlarından sonra ve yatarken okuruz. Amener Resulü diye başlayan bölümün 2. ayeti olarak. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha ifadesini okuruz elbette. Bunun anlamı şu şekilde olabilir belki. Biz hiçbir kimseyi gücünü aşacak bir amelle yükümlü tutmayız. Mesela zengine zenginliğini tükettirecek bir infak yükümlülüğü yüklemeyiz. Hayatına mal olacak şekilde mesela bir oruç tutmasını istemeyiz. Ben anlamam, oruç tutacaksın demiyor Allah Teala. Hastaysan oruç tutmayabilirsin. Bu nedir? İşte gücü aşan durumlarda Allah Teala kendi hakkından vazgeçiyor. Bu anlamdadır. Ya da insanların bize yüklenenlere güç yetiremedik şeklinde bir mazeret ileri sürmemelerine yönelik bir ifadedir. Evet, yani bize yüklenenlere güç yetiremedik diyenlere Allah diyor ki hayır, biz size güç yetiremeyeceğiniz şeyleri yüklemedik ki. Nedir yani gücünüzün yetmediği? Çocuk oruç tutuyor, gücü yetiyor. Bilmem ne kadar olmuşsun, diyorsun ben oruç tutamıyorum, akşama kadar aç ve susuz kalamıyorum. Yalan. Zorlukla alakalı bir şey değil bu. Gücün yetmemesiyle alakalı bir şey değil. Ama kıyamet gününde bu amellerin hepsinin tek tek hesabının görüleceği bir gün. O günde de kitap konuşuyor. Kitabun yantiku bil hak. Hakikati konuşan bir kitap. Dünyada hakikati konuşan bir kitap var. Kur'an. Kur'an konuşur. Evet. Hakikati konuşur. Ama ahirette de konuşan bir kitap var. Amellerimizin kaydedildiği kitap. Biz defter deriz de Allah Teala kitaptır. Konuşan kitap, evet. Kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. Hem de büyük küçük demeden, hem de hiç hesaba katmadığımız, hem de hiç önemsemediğimiz, aman canım ne olacak dediğiniz, ya da herkes yapıyor zaten dediğiniz. Küçük, mekruhi tenzihi diye önemsemediğimiz, ya da ya bu da günah olur mu falan diye düşündüğümüz. Evet, bütün bunların tümünün kıyamet günü yazıldığı kitap, defter açılacak. Ve vudi'al kitab, kitap ortaya konur. Fetaral mücrimine müşfikine mimma fih. Mücrimler o amel sicillerini, kayıtlarını açıp okudukları zaman ürperirler.
dehşete kapılırlar. Ve yekulun ve şöyle derler. Ya leytena ma li hadzal kitab la yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa ahsaha. Bu ne biçim kitap ya? Büyük küçük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Büyük küçük yok, hepsi var orada. Sonra bu amellerin karşılığı verilecek mi? Allah'ın rahmeti devreye girer, amellerin birbirini götürmesi devreye girer vesaire, o ayrı. Ama orada hepsi kayıtlı. 15 yaşında buluğ çağına erdiğim gün işlemiş olduğum bir kötülüğü ben unuttum. Kimse aklına gelmiyor. Orada kayıtlıdır. Açılıyor, eyvah bu da var. Allah bağışlasın cümlemizi. Hepsinin konuşulacağı, hepsinin kayda geçirileceği bir gün gelecek. Bel kulubuhum fi gamratin min hada. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı gaflet içerisinde. Bir şaşkınlık, bir gaflet içerisindeler. وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ Onların bundan başka yapmakta oldukları bir takım kötü amelleri daha var. Yani nedir o? Allah'tan başkalarına uluhiyet yetkisi veren. Arapça bir ifade olunca Türkçeleştirmede zorluk yaşıyoruz. Yani başkasına uluhiyet yetkisi vermek, başkasına emretme yetkisi vermektir. Başkasını başa buyruk kabul etmektir. Mesela bu farklı ameller. Allah için sevmeleri gerekirken bazılarını Allah kadar sevmeye çalışıyor. Birini Allah için sevmek gerekiyor. Bizimki tam tersine. Allah gibi seviyor. Kendi arzu ve isteklerine, alıştıkları hayat tarzına uymayan ilahi kuralları, emirleri, ayetleri ya reddediyor ya da kabul ediyor ama lakin, fakat, ancak, ama diye cümle kurmaya çalışıyor. Evet, başım üstüne kafir olmamak endişesi ve korkusuyla kafir olmamak için kabul ediyor ama hayatında yer almasına asla müsaade etmiyor. Hangi konularda? İşine gelmeyen konularda. Namaz, oruç, hac, zekat konularında değil elbette. Ticaretini Allah'a karıştırmıyor. Başkalarını karıştırdığı kadar. Hanımının, kızının kıyafetine Allah'ı karıştırmıyor, başkalarını karıştırıyor. Başkaları nedir diye düşünür ama Allah nedir diye düşünmez. Bütün nikahlar Allah'ın emriyle başlar. Hangi evlilik Allah'ın emriyle bitiyor? Kaç tane evlilik böyle bitiyor? Başkalarının emriyle bitiyor. İşte bunun dışında işledikleri kötü ameller bu ve buna benzer amellerdir. Ve nitekim Allah Teala bu toplumsal yozlaşmaya, toplumsal kıyamet de diyebilirsiniz. Neticede kıyamet, yıldızların döküldüğü, güneşin tamamen söndüğü, ayın tamamen paramparça olduğu aşama artık son aşamadır. O manzarayı Allah Müslümanlara göstermeyecek. Onu kafirler yaşayacak elbette. Ama toplumsal kıyamet dediğimiz şey nedir? İşte bu tür şeylerdir. Allah aşkına kıyametle alakalı bir yasayı hatırlatıyor bize sözün burasında. Hatta izâ ahadnâ mutrafîhim bil azâb izâ hum yec'arûn. Nihayet onların refah ve bolluk içinde olanlarını, mutraf kelimesini kullanıyor Rabbimiz. Yani hem imkanları var, imkanları olmak adamı mütref yapmaz. Ama bu imkanları onları şımartıyorsa mütreftir, bu kapsamdadır. Evet, onlar azapla yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. La tec'arul yevm innekum minna la tunsarun. Boşuna feryat edip durmayın. Bizden yardım göremeyeceksiniz. Anlaşıldığı gibi herhalde bu dünyevi anlamda bir azaptan ziyade uhrevi anlamda bir azaptan söz ediyor. Çünkü Allah Teala bütün kötü amelleri ve isyanları dünyada cezalandırma gibi bir kuralı her zaman işletmez. Ara sıra gücünü, kudretini, kuvvetini gösterir anlayanlar için. Ama şunu da bilelim ki tarihte musibetlerle ıslah olan hiçbir toplum örneği yok. Musibetlerle ıslah olan hiçbir toplum örneği yok. Olmaz da. Yani 11 ili deprem vurdu. Bu insanlar Allah'a biraz daha yaklaşırlar mı? Ne münasebet ya. Daha da uzaklaştılar. Niye böyle? Öyle zaten ki.
Musa aleyhisselam hayatta, Allah Teala onlara bir kurbağa, bir çekirge, bir kan, bir bilmem haşerat gönderiyor. Her birisi ayrı zaman dilimlerinde ve bütün toplumu kasıp kavuran bir afet. Çaresizlik içerisinde. Bunun tek çaresinin Musa ve onun Allah'a yapacağı duada olduğunu bilen İsrailoğulları. Ey Musa, Allah'ın aşkına bir dua et de bu bela bitsin. Senin istediğini yapacağız. Öyle mi? Yapıyor, dua ediyor, bitiyor. E bitince iş garanti ya. Nasıl olsa oh. Devam edeceğiz hayat kaldığı yerden. Çekirge bitti. E çekirge bitti de haşerat sırada. Haşeratla başladı. Aynı seans. Haşerat kaldırıldı. Kurbağa başladı. Aynı seans. Kan başladı. Aynı. Ne değişti? 5 tane, 6 tane böyle farklı zaman dilimlerinde Allah Teala'nın toplumun tümünü etkileyen bir felaket gönderdi. Hiçbirinde tık yok. Olmaz zaten. Felaketten ve musibetten önce ıslah varsa bir insanda ve bir toplumda, felaketten sonra bu ıslah devam eder. Sadece felaketler bizim foyamızı ortaya çıkarır. Evet, bizim foyamızı ortaya çıkarıyor. Meğer önce böyleymişiz zaten. Kamufle etmişiz bir yere kadar, patlak verdi sadece o kadar. Musibetler. Hasta olmadan önce bir insanın Allah'la ilişkisi iyiyse, hasta olduktan sonra da iyidir. Hastalık döneminde müşrikler de gemiye bindikleri zaman Allah'la ilişkileri iyi zaten. Bunun için Müslüman olmaya gerek yok. Müşrikler de zaten ya Rab ya Rab ya dua ediyorlar. Hastane köşelerinde Allah'a yalvarmayan bir tek kişi var mı ki? Herkes. Önemli olan musibetlerin öncesinde bunu yapabilmektir. Allah'a yaklaşabilmek, Allah'a yakınlaşabilmektir. Evet, yani toplumsal yasa bu. Allah Teala o toplumu helak edeceği zaman evet mütraf olanlarını evet devreye sokuyor. Bu kelimenin anlamı şu: aslında zenginliklerine, statülerine dayanarak toplumlarda liderliğini temsil edenler ve kendi egemenlikleri nüfuzları altındaki kimselerin davranışlarından da aynı zamanda sorumlu olan kimselerdir. Yönetici tayfa yani. Bu en küçük birimden en büyük birime kadar gider. Sahip oldukları serveti emanet olarak kabul etmiyor bu tipler. Ya mutlak mülkiyet olarak kabul eden tiplerdir. Allah'ın burada kınadığı tipler. Servetleriyle tatmin olanlar ve kendilerine imrenen sıradan insanlara da tepeden bakarlar. Enayi gözüyle bakarlar. Sefih derler mesela. Ve toplumların helak edilme süreci bunlarla başlıyor. İsra suresi 16. ayet. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا ya da اَمَّرْنَا مُتْرَف۪يهَا, iki farklı kıraatla okunur. فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا biz azabı hak eden bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman önce oranın ileri gelenlerine, liderlerine, yöneticilerine, şımarık zenginlerine zulüm ve haksızlıktan vazgeçmelerini emrederiz. Onları uyarırız da bu uyarılarımıza rağmen orada günah işlemeye devam eder bu tayfa. İşte o zaman helaki hak ederler. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Maazallah. Allah muhafaza. Aynı benzer bir ifade En'am suresi 123. ayette hatırlatılır bize. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةِنَ كَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا her memleketin suçlularını orada iş başına getirdik ki orada hileler, planlar çevirsinler. Fırsat veririz. وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ oysa onlar sadece ve sadece kendilerine plan kurarlar, hile kurarlar. Farkında da değiller. Kendi zeminleri kayboluyor, farkında değil. Bu ileri gelenler, yani mütraf denilen kesim, önemli kimseler olduklarını düşündükleri için tarih boyunca hep böyledir. Sadece bugünden bahsetmiyorum. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. Bunlar önemli kimseler oldukları için güya eleştiriye kapalıdırlar. Kimse eleştiremez bunları. Eleştirdiğiniz zaman aforoz edilirsiniz. Kendilerini sorgulamaya yanaşmazlar. Sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Sıfır hatadır. Ve bunun sonucu olarak kendilerini daima haklı görür. Ve çoğu zaman hatalar yapar, 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 yapar. Yönettiği insanları, toplumu da helake sürüklerler.
Tabii bir o kadar da onların bu hatalarına çanak tutan dalkavuk kesim. Yani yönetilenler. Bu tür yöneticilerin yönetmeye devam etmesi, onların yönetiminin devam etmesini sağlayan yönetilenler sayesindedir. Ve kıyamette de Allah Teala karşı karşıya getirecek bunları. Bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman varlıkların sayılarını çoğaltırız anlamına geliyor. Çoğaltırız. İnsanlar da o köşeye dönen bayağı iyi, ekonomimiz bayağı iyi, gayri safi milli hasıla yükseldi. Hayrına mı? Cehenneme doğru mu gidiyorsun? Bu kadar isyana rağmen, geçen derste de söyledik bunu. Hatırladığım kadarıyla. Yani bir insan Allah'a isyan ediyor ve Allah Teala onun yolunu açıyor. Ona imkanları sunuyor. İsyan ettikçe bereketleniyor tırnak içinde. Bu sadece ve sadece cehenneme doğru yaklaşmaktır, başka bir şey değil. Allah muhafaza. Zeynep, ey Allah'ın Resulü dedi, aramızda salih kimseler bulunduğu halde helak edilir miyiz? Öyle ya. Salih insanlar var. Sabi, masum insanlar var. Onların duaları var falan. Salih kimseler aramızda olduğu halde helak edilir miyiz diye sorduğu zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Evet. Kötülük çoğaldığı zaman salih salih olmayan dinlemez, Allah Teala hepsini gider ve herkes kendi ameline göre de değer kazanır ya da muamele görecektir. Kötülük çoğaldığı zaman bu böyledir. Halk bozgunculuğa önderlik yapanları engellemediği için, onların varlığına izin veren düzenlerini düzeltmediği için başına gelen felaketten bizzati kendisi sorumludur. Halkın kendisi sorumludur. Yönetilenlerin yöneticileriyle ilgili ahirette pişmanlıklarını Rabbimiz birçok yerde anlatır. Sadece bir kesit söyleyeceğim. Ahzab suresi 67 ve 68. ayetler. قَالُوا رَبَّنَا اَطَئِنَّ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk, itaat ettik. Onlar bizi yoldan saptırdılar Rabbimiz. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle der. Kim bu? Halk. Yönetilenler. Peki Allah tamam baş üstüne mi diyecek? Araf suresinde buna benzer bir diyalogdan bahsederken bu diyalogun devamında Rabbimiz onların bu temennilerini, isteklerini geri çevirir. Birbirleriyle konuştururlar. Herkes cehenneme girdikten sonra yönetilenler yönetenlere, yönetenler de yönetilenlere suçlamada bulunurlar. Rabbena haula yadallun fa'atihim azabun dhi'fa minan nar. Bunlar bizi saptırdı ya Rabbi, azabını ver. Kat kat azap ver. Bunlar yüzünden helak olduk. Allah da diyor ki kale likullin dhi'fun, ya da yönetilenler bunu diyecek. Likullin dhi'fun velakin la ta'lemun. Siz bilmiyorsunuz. Herkesin kat be kat azabı var. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِيُخْرَاهُمْ Allah yöneticilere söz hakkı verecek. Yönetenler yönetilenlere, halka diyecek ki فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Sizin bize üstünlüğünüz ne? Bunun Türkçesi şu: biz yaramazlık yaptığımız zaman, biz ahlaksızlık yaptığımız zaman, biz zulüm yaptığımız zaman, biz yanlış yaptığımız zaman bizim yanlışlarımıza çanak tutan sizdiniz. Siz de bizi desteklediniz, biz de bu zulme devam ettik. Kim bunun paydaşıysa aynı kategori içerisindedir. Allah muhafaza. Onun için yöneten yönetilen birbirini suçlamasının hiçbir geçerli kıymeti harbiyesi elbette yoktur. Kıyamet gününde Allah Teala hepsini aynı kefeye koyacak ve hepsini biri saptırdığı için öbürü saptırmaya ses çıkarmadığı için, sükut ettiği için, değiştirmek için adım atmadığı için Allah Teala onların ikisini aynı kefeye koymuş olacak. Ve sonuçta Allah diyecek ki قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى عَقَادِكُمْ تَنْكِسُونَ Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz arkanızı döner, ayetlerle ilgilenmeye tenezzül etmezdiniz. Ayetlere karşı kibirlenmek bu. مُسْتَكْبِرِنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ Ayetlere karşı nasıl büyüklenilir? Kurulma, yani böyle kibirli yürümeyi olmaz ayete karşı. Ayete karşı kibirlenmek, kibirin kendi kelime anlamında bu var.
tenezzül etmemektir, küçümsemektir, önemsememektir, ciddiye almamaktır. Ayetlerim size okunur da ciddiye almıyordunuz, tenezzül etmiyordunuz ilgilenmeyi. Ve sonra samiran tehcurun, gecelerinizi de olur olmaz şeyler konuşarak geçirirdiniz. Modern dönem toplum yapısına uygun bir ifade değil mi? Samiran tehcurun, geceleri de olur olmaz işler konuşarak geçirdiniz. Gece konuşmaları, acaba konuları ne? Herkes yaptığı konuşmaları düşünmek zorundadır. Geceyi Allah'a itaat dışında geçirmenin kınandığı bir ayettir bu. Allah'a itaatin dışında, evet insanlar konuşurlar, muhabbet ederler. Ama yanlış konuşmak üzere bir araya gelemezler. Komplo kurmak üzere bir araya gelemezler. Bir kötülük yapmak üzere bir araya gelemezler. Bir araya geldikleri zaman da kötülük konuşmazlar. O meclisten kalkarken de her zaman derslerimizin sonunda yaptığımız duayı Allah Resulü sadece bir ders ortamından sonra değil, bir sohbet ortamından kalktığı zaman da söylerdi. Sübhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Sen sübhansın ya Rabbi. Şehadet ederim ki senden başka ilah yok. Hata ile bir şey söylediysen bağışla, günahımı bağışla demeden kalkmazdı elbette. Dolayısıyla gece karanlıklarında ya da gecelerde geçirdiğimiz zamanlar ya da zamanlar nasıl geçirdiğimiz bizim aslında İslami kimliğimizin de özelliğini yansıtır kardeşler. Kur'an'ı Allah Teala Kur'an'ı kendi halinde yaşayan inkarcılar üzerinden çok tehdit içeren ifadeler kullanmaz. Kendi halinde kafir. Yani aktif kafir, pasif kafir vardır. Allah Teala pasif kafirlere o kadar tehdit içerikli ifadeler kullanmaz, böyle bir üslubu kullanmaz. Ama iman etmedikleri gibi kin ve düşmanlıkla bütün imkanlarını İslamiyet, bütün imkanlarını Hazreti Peygamber ve bütün imkanlarını Müslümanlar aleyhine kullanan inkarcıları ağır bir üslupla eleştirir. Burada da vurguladığı budur. Kıyamet gününde Allah Teala bu insanların hesabını ister yönetici, ister yönetilen, ister halk, ister idareci hepsinin hesabını bu anlamda görecektir. Rabbimiz bizleri böyle bir duruma düşürmekten muhafaza etsin. Allah'ın ayetlerini okuyan, Allah'ın ayetlerini dinleyen, onları yaşayan kullardan eylesin bizi de. Rabbimizin bu hitabına muhatap olmayalım. Ayetlerim size okunuyordu da küçümsediniz, tenezzül etmediniz, ciddiye almadınız, hafife aldınız, ilgilenmediniz, başka önemli şeyler peşinde koştunuz diye bize hitapta, itapta kınayıcı bir üslupta bulunmasın Rabbimiz. Sübhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.